çok konuyla alakalı değil ama basında da yer almayan bir konu, senin de çokça araştırdığın, üzerine kitap yazdığın bir şey. Biraz onunla basını ilişkilendirerek açıklayabilirim. Bunu nasıl basını ilişkilendireyim ya? Sen de yani. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de benim son kitap çalışmam budur. Kışlalarda kuşkulu ölümler meselesidir. Türkiye'de 2002 yılından bu yana yaklaşık 1065 gencimiz sadece intihar nedeniyle hayatını kaybetmiştir resmi verilere göre. 1992 yılından bu yana intihar sonucu hayatını kaybeden askerimizin sayısı 2400 civarında diyor. Aynı tarihlerde bir çatışmada hayatını kaybetmiş, şehit olmuş asker sayısı 3500 civarındadır. Aradaki farka dikkat çekmek isterim. İntihar eden sayısı 2000... İsmail, bir saniye arkadaş, soruyu duyuyorum. Soruyu tekrar edin. Asker ölümleri. Asker ölümleri. Duymuyor musunuz? Öyle mi? Tamam, asker ölümlerini soruyor. 2002 yılından bu yana 1065-1070 civarında askerimiz intihar sonucunda hayatını kaybetti. 2007-2012 arasında hastalık ve ecel nedeniyle hayatını kaybetmiş askerimizin sayısı 400'dür. Aynı tarihler arasında, yani 2007-2012 arasında araç ve silah kazası nedeniyle hayatını kaybetmiş asker sayısı 199'dur. İkisi birleştiğinde 2700-2800 civarında genç insanımız çatışma dışı nedenlerle sadece askerlik şubesi, yani askerlik görevini yaptığı için hayatını kaybetmiştir. Aynı dönem içerisinde çatışma sonucunda hayatını kaybeden asker sayımız ise 600'dür. Sadece 600'dür. Şu soruları sormak zorundayız. 199 araç ve silah kazası sonucunda hayatını kaybetmiş askerlerin tekil olarak dosyalarına bakmak ve gerçekten bunların hangisi kaza diye sormak zorundayız. Kaza mıdır? Örneğin şuna kaza diyebilir miyiz? Elazığ'da kendisine bağlı askere sırf ceza vermek adına bir el bombasının pimini açıp al bunu tut elinde diyerek onu cezalandırmak kaza mıdır yani? Bu kaza mı diyeceğiz buna? Burada bizim 3 askerimiz hayatını kaybetti, şehit oldu ve bunun sorumlusuna Mehmet Tümer, Teğmen Mehmet Tümer'e sadece 8 yıl ceza verildi. Buna kaza diyebilir miyiz biz? Ya da Afyon patlaması. Afyon'da biz 25 askerimizi, 18'i, yani ayrımcılık yapmak ister, yanlış anlaşılmasın. Hani eğitimli insanlarımızdı bunlar. Bunun önemli bir bölümü yurt dışında master görmüş ve kısa dönem askerlik için gelmişti. 2 haftalık sıhhiye, sağlık taburunda eğitim almış, Afyon'a gönderilmiş ve Afyon'da o yaklaşık 18 bin el bombasının bulunduğu depoda çalıştırılırken paramparça olmuşlardır. 25 insanımız var burada. Adli raporlar o kadar korkunçtur ki bazıları 300 parça halinde bulunmuştur. Bir asker, ben kitapta röportaj yaptığım askerimizin, şehit askerimizin annesi şunu demişti bana. Bize evlat diye bir kalbur kemik verdiler. Böyle trajik bir vakadır. 3 tane subay en çok 45 gün yattılar. Hala tutuk uzaylanıyorlar. Kaza mıdır şimdi? Kaza mı? Böyle bir kaza olabilir mi? Dolayısıyla buna bakmak zorundayız. Bir de 400 tane insan hangi ecelle ölür yani? 18-25 yaş arasındaki insan nasıl bir ecelle ölebilir? Burada ecel unsurunu nasıl açıklayacaklar bize? Onu tek tek sormak zorundayız. Ben döndüm, Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu'nun ölüm ve intihar endeksine baktım. Ya böyle bir endeks varmış bu arada. İlginç. Her yıl Türkiye'de 3000-3500 arasında insan intihar edermiş. Bunun 3'te 2'si erkekmiş. Ve 20-24 yaş grubu arasında öyle bir planlama var. 19-24 ya da 20-25 diye. İntihar eden genç erkek sayısı örneğin yılda, ben yıllara göre dağıtmıştım onu, 200-250 civarında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyan ettiği, Milli Savunma Bakanı'nın açıkladığı intihar verileri ise her yıl 80-90 civarında askerimizin intihar ettiği. Şimdi bu çok enteresan. Yani 250 intihar eden genç insandan 90'ı kışla olur mu? Dolayısıyla bunun üzerine gitmek zorundayız biz. Kuşkulu ölümler meselesi bir yandan bizi izlemektedir. Yani Eren Özel'in ölümü örneğin. Eren Özel, babası cezaevinde bulunan siyasi bir mahkum olan, babası siyasi cezaevinde bulunan bir mahkumdur. Kendisi babasız büyümüştür. Malatyalı bir askerimizdir. Kendisi güya silahla kendisini vurmuştur. Hangi pozisyonda? Cenin pozisyonunda. Uyurken, bir eli bacaklarının arasındayken fotoğrafı vardır. Bir kişi öyle uyurken kalkıp silahla kendini vurup nasıl bacakların arasındaki elini sokabilir? Mümkün müdür böyle bir şey? Ancak bunun da bize kaza olduğunu söylemektedirler. Mümkün değil.
Demiyorum ki hepsini kasıtlı öldürdüler. Hepsini kasıtlı öldürdüler demiyorum. Örneğin intihar vakalarında bir gencimizden örnek vereyim. İsmini şu an hatırlayamadım. Kendisi İstanbul'da yaşayan bir inşaat işçisi gencimizdi ve Bali ve Esrar bağımlısıydı. Bali ve Esrar bağımlısıydı. Kendisine bu bağlılığı bilindiği halde polis zoruyla alınıp askerlik şubesine götürüldü. Bütün raporlarındaki uyuşturucu bağımlılığı yazmaktaydı. Buna rağmen askerlik ocağına götürüldü. Ve kendisi gidişinin birinci haftasında bileklerini keserek intihara kalkıştı. Buna rağmen iade etmediler. 40. gününde kendisini bir ağaca astı. Şimdi bu intihar mıdır? Buna intihar diyebilir miyiz? Ya da emre tanık. En ilginç örnek odur. Kaliforniya'da yaşarken iki sebeple, birincisi macera, ikincisi askere özeniyor olması nedeniyle Amerikan ordusuna başvuruyor. Kendisinin durumu sağlıklı değil diye almıyorlar. Sonra Türk ordusuna başvuruyorlar, gel diyorlar. Bizim ordumuz böyle şeye muhtaç olduğu için. Neden askerliğe başvurdun dediklerinde Emre şu cevabı veriyor. Yazılı tutanaklarda var bu. Diyor ki, ben diyor bayrağımı çok seviyorum. Çok milliyetçi bir çocuk. Ve macerayı çok seviyorum diyor. Kaliforniya'dan çocuğu alıp Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesine gönderiyorlar. Ve henüz sağlık muayenesi sırasında annesi de onunla beraber, ki babası bu arada şizofreni hastasıdır. Kendisinin psikiyatrik hastalıkları vardır Emre'nin. Annesi de onunla beraber mecburen Manisa'ya dönüyor. Manisalı bir çocuk. Doktora diyor ki, ya benim oğlum hasta, ilaç kullanıyor. Kendisine bir şey yapması dert değil, başkasını vurur, bunu almayın diyor. Bakarız çaresine diyorlar. Kahramanmaraş'a gönderiyorlar Andırın'a. Anne de peşinden gidiyor. Diyor ki, orada da jandarma komutanına söylüyor. Diyor ki, ya almayın bu, kendisini vurur, başkasını da vurur falan. Bir şey olmaz, bakacağız, gözümüz gibi bakarız diyorlar buna. Çocuk gerçekten şöyle bir çocuk, sevimli. İngiliz şivesiyle Türkçe konuşuyor. Amerikan şivesiyle Türkçe konuşuyor. Yanında da bir kitap götürmüş, Çılgın Türkler. Çok seviyor. Çılgın Türkler okuyor bolca. Ancak kullandığı ilaçlar bitiyor. Kullandığı psikiyatrik ilaçlar bitiyor. Kendisini Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne gönderiyorlar. Diyorlar ki, sen askersin, biz sana ilaç veremeyiz. Adana Asker Hastanesi'ne gitti. Adana Asker Hastanesi'ne 25 gün sonra randevu veriyorlar ve bu arada kendisini öldürüyor. Şimdi biz buna intihar diyecek miyiz yani? Emre intihar sonucu mu öldü? Hayır, Emre zorunlu askerlik sonucu öldü. Eğer zorunlu askerlik olmasaydı Türkiye'de, ne kaza statüsü adı altında bu ölümler meydana gelirdi, ne Afyon olurdu, daha profesyonel insanlar bu işi yapmış olurdu, ne intihar ölümü altında Emre ölürdü, diğer çocuk kendini asardı, ne de Eren Özel gibi cenin pozisyonunda kendisini öldürdüğü iddia edilirdi. Zorunlu askerlik kaldırılmadıkça bu ölümler devam eder. Zorunlu askerlik her ne kadar bize intihar da dense, araç kazası da dense, ecel de dense, bu ölümlerin temel sebebi zorunlu askerliktir. Bu ölümlerin kendisi bu çocukların askere alınmasıyla başlar, tetiğin çekilmesiyle biter. Böylesi bir ölüm süreçtir.